Yine dopdolu bir programla az sonra karşınızda olacak. Ama önce Türkiye'de sanat, spor ve magazin dünyasının, sosyal medyanın en çok konuştuğu içeriklere kısa bir göz atalım. Dünya Kupası'ndan sonra kariyerinde nasıl bir yol izleyeceği merak edilen Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekiplerinden El Nasr'a transfer oldu. Günlerce süren transfer dedikodularının ardından Cristiano Ronaldo tercihini yaptı ve El Nasr'la 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Tüm dünyanın konuştuğu şaşırtıcı transfer içinse Ronaldo şunları söyledi. Farklı bir ülkede yeni bir futbol ligi deneyimleyeceğim için heyecanlıyım. Avrupa futbolunda kazanmak için yola çıktığım her şeyi kazandığım için şanslıyım. Ve artık Asya'daki deneyimlerimi paylaşmak için doğru an olduğunu hissediyorum. Yeni takım arkadaşlarıma katılmayı ve onlarla birlikte kulübe yardım ederek başarıya ulaşmayı dört gözle bekliyorum. Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekibi El Nasır'la yaptığı sözleşmenin ardından futbol dünyasında yeni bir tartışma ortaya çıktı. En zengin futbolcu kim? Portekizli Yıldız ünlü markalarla yaptığı anlaşmalardan yılda 34 milyon sterlin kazanıyor. Tecrübeli futbolcunun yeni takımında yıllık kazanacağı ücretin ticari anlaşmalarla 200 milyon avroyu bulacağı öne sürüldü. Ancak tüm bu dudak uçuklatan rakamlara rağmen dünyanın en zengin futbolcusu ne Ronaldo ne de Messi. Dünyanın en zengin futbolcusu bir dönem Southampton, Chelsea ve Leicester City altyapılarında forma giyen Brunelli oyuncu Fake Jeffrey Bolkiah. Bolkiya'nın yaklaşık 20 milyar sterline sahip olduğu iddia ediliyor. 24 yaşındaki Bolkiya'nın zenginliği yeşil sahalardaki yeteneğinden gelmiyor. Petrol kralı olan Brunei Sultanı Hassanal Bolkiya, fake Jeffrey Bolkiya'nın amcası. 2016'da Leicester City ile profesyonel sözleşme imzalayan Bolkiya, İngiliz ekibinde kadroya giremedi. olmak ister yarışmasının yılbaşı konuğu olan şarkıcı Sefo bir soruda kendi şarkı sözleriyle karşılaştı. Ünlü rapçiye İzabel seninle mezara ben cümlesinin nasıl bir cümle olduğu sorusu soruldu. O soruda Sefo'nun Joker kullanması sosyal medyada gündem oldu. Türkiye'de umut ve coşkuyla karşılanan yeni yıl, dünyada da ışık gösterileri ve mutlulukla karşılan. Londra'dan Paris'e, Sydney'den San Francisco'ya kadar dünyanın dört bir yanından harikulade ışık gösterileri izleyenleri büyüledi. ve evet. yüz ekranlarından herkese iyi akşamlar. Cengiz Ahtapot'la Potla her pazar olduğu gibi yeniden karşınızdayız canlı yayında. Ertuğrul Özkök ve ben Cengiz Semercioğlu yine haftayı değerlendireceğiz. Tabii ki yılın ilk programı, daha doğrusu yılın da ilk günü 1 Ocak 2023'teyiz. Herkese iyi seneler diliyoruz. İyi seneler abi. Mutlu, keyifli, huzurlu ve bol başarılı evet. bir yıl diliyorum herkese. Bütün Türkiye Vallahi ben dün Oradaydım, orada yeğenimin evinde güzel tansu ben kızım güzel bir yılbaşı yaptık aile yılbaşı çok güzel çok keyifli geçti televizyonları seyrettik kendimizi <laughs> seyrettik altı erkek bir masada yılbaşı gecesi <laughs> altı <laughs> masayı kurdunuz televizyon ekranlarında. <laughs> altı tane <laughs> evet altı tane hetero erkek <laughs> ondan sonra e, çok güzel konular var aslında bu evet, akşam evet bu hafta yani <laughs> umutlu umutlu açacağız bir şeyi. Eğlenceli dün akşam televizyonlarda izlerken öğrendiğimiz şeyler vardı. Mesela yılın ilk saç ektirdiğini açıklayan yani sanatçısı, Aynen. genç sanatçısı kimdi? Onu öğrendik. öğreneceğiz. Evet. Ondan sonra kardeşlerin kilolarını konuşacağız. Aynen hepsini, hepsini konuşacağız. Tabii ki siyaset de var. Brezilya'ya gideceğiz. Evet. Hem e, Pelin'in öncülüğü hem de kaçtı. Baksana Bolzano'ya gitti. Seçimi kaybeden lider kaçtı mı? <laughs> Bunların hepsini e, konuşacağız o zaman. Hemen yerimize geçelim. geçelim ve haftaya başlayalım. Evet başlayalım ama bir şeyi söyleyerek başlayalım. Bugün basit bir yeni yılın ilk günü değil. Bu yıl evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yüzüncü yılı. Yani Cumhuriyetimizin iki, ikinci yüzyılı başlıyor. Bu nereden bakarsan bak hı hı. bütün dünyada muazzam bir başarı hikayesi bu. Evet. Müslüman dünyada 100 yıllık bir cumhuriyeti yaşatabilmiş yok. Ondan önce de 600-700 yıllık bir devleti yaşattık. Evet. Yani bu bizler için övülecek bir şeydir. İkinci yüzyıla girişimizde, cumhuriyetin ikinci yüzyılını da ilk kutlayanlardan biri biz başlamıştık zaten. Evet, arkadaşlar. Şimdi bugün geçen, de başlayacağız. Geçen haftalarda... Ama dediğim gibi bizimle kalın. Çok eğlenceli şeyler var. Konuşan kafalarla yani yılın... Geriye kalan 360 günü beraber olacaksınız. <laughs> Bu akşam biz de olun daha keyifli olacak. Emin olun yani. <laughs> <laughs> Ayrılmayamızdan. Evet Cengiz Ahtapot başlıyor. Program açısından Ertuğrul abinin dediği gibi 1 Ocak 2023 Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. yüzyılının başladığı tarih ve bütün yıl boyunca tabii ki bunu kutlayacağız, bunu gururla her seferinde anlatacağız. Biz, ekranda bir şey yok mu yani? Evet şu an yetişemedik ve Cumhuriyet kuran Atatürk ve arkadaşların tabii ki izinde ikinci yeni yüzyıla başlangıç yapmış bulunuyoruz. ...nice yüzyıllara diyoruz Türkiye Cumhuriyeti'ne. Evet Sağlıkla, demokrasiyle, özgürlüklerle... E, ...ikinci yüzyılı... E, yani ...yaşayalım bizim, istiyoruz. Bizim tabii biliyorsun meşhur bir 10. yıl marşımız var. Evet. Atatürk'ün Cumhuriyet'in 10. yılında yaptığı konuşma... ...o meşhur nutuk Hı -hı. üzerine kurulu bir marştır. Şimdi onu çıktık açık alınma 10 yılda her savaştan demiştik. Çıktık açık alında şimdi 100 yılda her demokrasi savaşından diyebiliriz. Demokrasi savaşlarından açık alanına çıkıyoruz. Yani arada darbeler, şunlar ayak tökezlenmeleri, adalette adaletsiz dönemler falan olsa da bile cumhuriyet sonunda kendi yolunu buluyor ve kendi yolunda ilerlemeye devam ediyor. Dediği gibi ilelebet payidar kalacaktır diye bir laf var evet. diye Cumhuriyet'le ilgili. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'ni kimse yıkamaz. İlelebet payidar kalacak yani. Kesinlikle buna inanıyoruz. Ve e, ikinci yüzyılı da e, gururla yaşamayı e, herkese tabii ki Yani bu yıl aynı zamanda yani. bir Atatürk yılı olacak. Evet. Atatürk'ü evet. başka türlü anlayacağız bu yıl tekrar. Yani. Kesinlikle. Şimdi Cumhuriyet'in 100. yılı yıl boyunca tabii ki kutlayacağız. Özellikle 29 Ekim'lere doğru tabii ki. Bütün bayramlarda, milli bayramlarda 100. yılı anmadan geçmeyeceğiz tabii. Ama yılbaşı, şimdi yılbaşı görüntüleri ekrana geliyor işte. <laughs> Avrupa'dan, Paris'ten, Berlin'den, Londra'dan görüntüler ekrana geliyor. Bütün insanlık tabii ki 31 Aralık gecesi büyük bir coşkuyla, heyecanla. Ee, yeni yıla girdi. Sen Urla'daydın, ben e, şeyde Ciyangir'deydim, evdeydim aileyle Apur çocuklarla. mi? Ee, çocuklarla evdeydim. Sonra saat 12 sonrası çocuklarla yeni yıla giriyoruz çünkü. Ee, 12 sonrası e, Apur Ciyangir'de böyle ee, arkadaşlarla takıldık, DJ falan filan. Biraz dans, biraz müzik, biraz eğlence. Yeni yıla öyle girdik biz. da var mıydı? Tuğrul yoktu. Yok Tuğrul Deniz Türkan'ın evinde yemekteydi. Yapma ya. Tabii. <laughs> Entelektüel yemeği. <laughs> Ruhi su falan dinlemişlerdi. orada. Bilmiyorum artık ne dinlediklerini. <laughs> e, ama yoktu. E, dünyada da e, 2023'e işte görüntüler e, ekrana geliyor. E, yeni yıl herkese bir kez daha tabii ki altını çizelim. E, umut, keyif, e, başarı, huzur ve sağlık getirsin en başta. Evet. Aynen. Şimdi e, tabii siz de dün akşam e, tv ekranlarında yılbaşı ekran, e, programındaydınız. Uğur Dündar, Ertuğrul Özkök, e, Can Daş, e, Tolga Işık, Barış arkadaş Ahmet Güneştekin, Behzat Gerçekyer. Böyle bir altılı masa. Okan Bayülgen'in tabii ki. 6 tane ergen erkek yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okan'la beraber 7. 7 mi oluyor? Tabii Behzat'ı da koy. Behzat Gerçekyer'i de e, ee, Okan'la beraber yedi ve astrolog e, Zeynep Turan vardı akşam. İzledim ben programı. <laughs> Keyifliydi, muhabbet iyiydi yani. Vallahi ben Uğur abiyle e, senin tabii ki muhabbetin falan da güzeldi. E, vallahi ben aslında bu geldi ya dedim yılbaşı gecesi altı tane erkek konuşuyor. E, yani altı sen 7 diyorsun ama. E, bütün... Uğur Dündar, Ertuğrul Özgök, Candaş Tolga, Barış, Ahmet Güneştekin, Behzat Gerçeker, altı. bir de Okan Bayülgen. Ha yedi. Sunucuyu saymışsın. Hele, ben, ekrana geldi zaten. ben altılı masa diye şey yapmıştım ama Altılı, altılı masa, masa işte moderatörü, moderatörü. Evet. <laughs> Ama bir şey söyleyeyim ele, yani Fena değil Okan tabi Çok profesyonel ve çok başarılıydı tabii Yani, yani o masadan nasıl Öyle bir şey çıkardı neler konuştuk ya? Evet. neler konuştuk Yani <laughs> şey Uğur <Dindar> Özellikle <laughs> Uğur Dindar Hiç hayatında Gusto gittiği yemek yazdı mı hiç eğlencesini yazdı mı diye. Var <laughs> mı benim arkadaşlar bir dinleyelim bakalım. evet bir, bir sesi açalım. Biz, diye, kim kim ben merak ben ediyorum. ediyorum. Bu kayma adlarına falan gittiğinde tamam hırsızları kovaladın, yakaladın, hepsini konuştu, konuştu falan. Akşam ne yapıyorsun mesela yemeğe falan gitmiyor musun bir yere güzel <laughs> <laughs> seni okuyorum yani. <laughs> şimdi Biraz nereye önce? gitmiş acaba? Ne? ne yemiş? Abi şöyle mi okuyorsun peki Ertuğrul Bey aynı anda 5 sitede birden yazıyor. 5'ini evet. birden mi okuyorsun yoksa bir tanesini <laughs> okuyup bırakıyor musun? <laughs> hepsi aynı anda. Okancığım bak bu Ertuğrul akşam yorum. sen şöyle yap. Siyasete fazla girdim mi Ahmet de bana dön. Evet. Biz Ahmet de ikimiz <laughs> dünyanın her yerine evet. konserlere bilmem nelere oraya buraya gidiyoruz. Tamam mı? Biz eğleniyoruz. Mesela geçen ay ben Miami'ye gittim ya plajda oturdum. Abi etrafım Kardashian popolu kadın dolu yani tamam mı? Şimdi ben orada Kılıçdaroğlu nasıl düşünebilirim ki yani? <laughs> Düşünmek istiyorum Kılıçdaroğlu'nu fakat gidiyor aklımda yani görünce onu orada. Ama Sen, Uğur abi aynı konumda olsa, o kılıçlar olduğunu kılıçlar düşünün. Oldu evet. abi. O. Hırsızları hemen yakalar o. Ben sana Be. <laughs> söylüyorum orada ya. Mesela ben <laughs> merak ben ediyorum. Söyledim. <laughs> o falan gittiğinde tamam hırsızları kovaladın, yakaladın, hepsini konuştum evet, konuştun, tamam, konuştun tekrar. falan. Şimdi, e, Uğur var. Dündar tabii ki e, en son TV ailesine katılan e, usta gazeteci e, o evet. oldu. 7 Ocak önümüzdeki hafta ya yani bu hafta ee, cumartesi günü saat e, 21'de başlıyor. Yalnız Altın baktım ben TV100 baya starlar toplu elde gelmeye başlamış yani. Okan orada, Ertuğrul Özkök, Barış Arkadaş bizim, Candaş Tolga. Yaz bizim masa birazcık şeydi yani Uğur'la ben Desert Trip şeyi vardı Coachella'da. Rolling Stones, Beatles'ın iki kalan üyesi, <gülüyor> <gülüyor> şey... E, Neil Young, The Who. <laughs> ondan sonra Roger Waters bunlar çıkmıştı orada hesaplamıştı ben yani 3 gece yaş ortalaması 72 sahnedekilerin. <laughs> Şimdi bizim de <laughs> Uğur, Uğur diyor ki hiç gezdiniz mi? Uğur diyor ben de gezdim dünyayı diyor. Gittim diyor yani bütün dünyayı böyle bir tur yaptım diyor. Mesela Kayman Adalarına gittim diyor. Ya Uğur Kayman Adalarına sen dedim hırsızları yakalamaya gidiyordun <laughs> doğru, orada. Vergi kaçakçılarının hırsızları. Değil, dedim tamam gündüzleri Gündüzleri hırsızları yakaladın. Peki gece ne yapıyorsun ya? <laughs> gece de hırsız yakalıyorsun yani. Bir pusu da bekleyip tamam <laughs> söylemiyor evet. kendi imajı öyle bir onun. Evet. Tamam mı? Memleketin bunca meselesi varken başka mesele hırsızlardan başka de. bir konuya girmem <gülüyor> diye, <gülüyor> evet. diye tamam. şimdi tv yüzey kanalında bu olurken tabii ki diğer kanallardaki programları da bakmışsın Acun acının gece 12'ye kadar ben de baktım. Evet. Ee, her zaman olduğu gibi tabii ki O Ses Türkiye. Eee en çok izlenen program oldu. Ama bir şey söyleyeyim mi? Şimdi ben bizim programı seyrettim. 19.30'a yayınlandı, bitti o şeyde. Sonra Acun'un programı. Evde, yani ben değil, evdeki benim kızım, yapımcı kızım dahil Hı -hı. herkes hemen o ses Türkiye'yi açalım dediler. Şimdi ben de açtım. Yahu o kadar renkli, o kadar böyle rengarenk, dinamik, tabii. canlı bir görüntü ki insan kalıyor yani, seyrediyor tabii. ya. Yani Acund'un ekibi tabii ki hem kurgu meselesinde hem ışık sahne e, dekor yani... meselesinde artık aştı bir Biliyor şey biliyor. Bu işi biliyor evet, yani. Işi, Eğlendirme meselesi. işini Bak, biliyor. Baksa renkler falan filan bambaşka tabii ki. E, kurgu kurguda bir araya gelince şey oldu. Şimdi hemen onu da söyleyeyim. Şimdi dün akşam en çok izlenen program reytingleri de aktaralım. Yılbaşı gecesinin en çok izlenen programları üç kategoride de TRT'nin dizisi <laughs> birinci oldu. Gönül Dağı diye. Evet. E, bir dizisi var TRT'nin. O birinci oldu. 9.76 işte reytingler geliyor. 9.76 şey aldı. Ne kadar? 9.76 ne demek? şey 9.76 reyting demek. He. %21 de izlenme ama payı ya, aldı. Yani. O Ses Türkiye'de 7.9 reyting almış. En çok izlendiği bölümde 8.93 olmuş AB'de. O Ses Türkiye en çok izleden. Sonra şarkılar bizi söyler oldu. Kanal D'nin Sibel Can evet. Evet. o var sırada. Ee, ondan sonra İbo Show geliyor. O da 5. sırada yer aldı. Ee, sonra Kim milyoner olmak ister yılbaşı özeli e, şeye girdi sıralamaya girdi. Bir de e, Show TV'nin güldür güldür Şov'u en çok hmm. izlenen programlar oldu. Ama yani, tabii acunun ki Acun e, hepsine bir fark atıyor. Çünkü en yakın rakibine kibine iki kat fark atmış ya zaten. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani geneline baktığınız zaman Türkiye dün gece eğlenmiş. Tabii ki. Yani Diyanet İşleri Başkanı'nı kimse Tabii dinlememiş ki. yani, adın ya, tamam. mı? Yani. Ortaya çıkan sonuç bu. Tabii ki. yılbaşı yılbaşı geliş... eğlenmeyin falan eğlenmiş millet yani. Televizyonlar açıp. Yılbaşı gecesinde bir Türkiye genelidir. Şimdi her ne kadar İsmaila cemaati biliyorsun dün sokaklara çıktı. Ve işte yılbaşını kutlamayı ya sokaklara falan çıktı abi. dediğin kaç kişi tabii ya? Tabii canım işte. O 10 kişi çıkıyor tabii. sokaklara çıkmış oluyor. Çıksın evet. geçsin ne olacak ya? Tabii canım onlar da geçsinler. İşte yılbaşının kötülüklerini anlatıyor onlar da. Ama Türkiye'de bir yılbaşı geleneği olarak e eğlence programlarını izlemeyi, eğlence programlarıyla yeni yıla girmeyi, evde tombola oynuyorsa tombola oynamayı, anne baba çoluk çombalak işte hep beraber e yeni yıla girmeyi, bir gelenek haline getirmiş vaziyette. Şimdi dün akşam Acun bu yılki yeni Survivor'ın yeni kadrosunu da orada şey yaptı. Açıkladı gösterdi, değil mi? ha. Ben baktım ya ben de gözüm ne aradı orada benim biliyor musun? Keşke Hı. onların arasında göçmen bir kız ve göçmen bir genç erkek de olsaydı ya. Göçmen dediğin Suriyelilerden mi? Suriyeli olsun, Afgan olsun, ha. ne olsa olsun yani Iraklı olsun. Ha. olabilir. Yani daha topluma Türkiye hazır biraz, hazır olmayabilir ama. Topluma ya biraz karışsın azıcık ya. Yani bu bence artık bunu hazırlıklanmamız lazım. Şimdi e, tabii Suriye tarafında birazdan konuşacağız. <laughs> çünkü orada da ilginç e, gelişmeler oluyor. E, Savunma Bakanı e, Hulusi Akar e, bir araya geldi. Onu da birazdan e, konuşacağız. Şimdi e, tabii dün akşamın yılbaşı ekranında devam edelim. Dün akşam ilginç bir şeyi ilk <laughs> defa saç ektireli böyle cesurca açıktan ya. biri çıktı. Bak çok hoşuma gitti biliyor musun? Yani Öyle dün mi? dün akşam ilk defa tanınmış kamusal olarak çok iyi tanınan genç bir sanatçı çıktı ve saç nakli ektirmek kelimesi kötü, Küçü saç mi? transplantasyonu <laughs> yaptırdığını açıkladı. Ektirmek abi işte ne böyle? Ektiyoruz abi işte. ek, tamam ekiliyor ama bak şimdi yani. orada orada insanlara anlatmak gerekir. Bu herkes bunu postiş sanıyor. Ama bu evet. eski görüntü herhalde öyleydi abi. Bak şimdi bu yeni görüntü. <laughs> Amsterdam'da ah, da yaptırmış 42 evet. yaşındaki Murat Boz. Dün akşam Yılbaşı programında evet. dedi ki e, saçlarımı ektirdim. Zaten kısa evet. saçlarıyla ekrana e, geldi. Ama yılbaşı abi, bir şey programda. söyleyeyim akıllı bir iş yapmış. Saçları tamamen dökülmeden yaptırmış. Çok önemli. Şimdi bir kere şunu anlatmak lazım. Bunu Türkiye'de ilk defa açıklayan insan belki de ben oldum. Hı hı. Bundan 10 yıl önce saç transplantosunu yaptırdım ve açıkladım. Benden 3-4 ay sonra Rooney futbolcu ha, o yaptırdı iyiyiz. ve kapıdan çıkarken daha tweet attı tweetle saç nakli yaptırdım diye. Ha. Ve ondan sonra başladı bu iş yani. Şimdi bir kere bunu insanlara bunu insanlar kafalarında postiş zannediyorlar. Hani Hiç filmlerde değil. vardır kavga ederken birden adamın saçı <laughs> elinde kalırken. Demir'in yeni, yeni filminde var <gülüyor> <yani>. <gülüyor> gördün mü Atatürk'ün evet, evet. yeni filmi geliyor. <laughs> evet evet şimdi öyle bir şey değil. Bu insanın kendi saçı ya. Evet. Burada alıyorlar. Daha, daha yoğun olan yerden alıyor. Hatta Transfer şimdi yapıyorlar. sakaldan da alıp yapıyorlar artık. Öyle mi? Tabii tabii sakaldan da alıp yapıyorlar artık. Yani bunu herkesin artık kafasına şey yapması lazım. Bu ayıp bir şey değil. Dinlenme değil. Normal. Ya yani diş yaptırmayı saklamıyorsun da. Şimdi, ki dış, diş transplantasyon değil. Yeni bir diş yapılıyor. Burada öyle değil. Kendi saçını buradan alıp buraya koyuyorlar ya. Bence şimdi Murat Boz'un bu çıkışıyla erkekler de artık bunu rahatlıkla evet. söylemeyi öğrenecekler. Ama bravo vallahi, Çünkü hatırlar mısın şimdi eskiden kadınların estetiği de benzer şekilde bir süreç yaşadı. Evet, o zaman yani. kadınlar da söyledi işte asla dolgu yaptırmadım. Çünkü artık şimdi dolgu yaptırmak ya da botoks yaptırmak gibi dokunuşlar estetikten bile sayılmıyor. Ve kadınlar bunu çok rahat anlatabiliyor. Erkeklerde şimdi bir kompleks var bunu asla yaptırmadım falan diye. Şimdi bence artık erkekler de bunu rahatlıkla dile getirmeyi öğrenecekler. Şimdi ben dün gece bu programı seyrederken aklıma kendim geldim. Şimdi benim göz kapaklarımla ilgili bir sorunum var. Göz kapağım düşüyor. Hmm. Düşüyor. Yani sadece estetik olarak değil, aynı zamanda görme şeyimi de etkilemeye başladım. Evet, yani o görme ayet. açımın bir kısmını kapatıyor. Fakat bana estetikçi bir arkadaşım bundan yıllar önce yaptırma dedi. Çünkü dedi bunu yaptırırsan dedi göz kapağını dedi çok kolay bir işlem bu dedi. Yani bunu kaldırırlar iki dakikada olacak bir iş ama dedi o zaman gözünün altındaki torbalar daha çok çıkar ortaya hmm. dedi. Ayrıca dedi göz kapağını dedi kaldırdığın zaman kaş düşer dedi. Kaşı da kaldırmak ha, lazım anlattı. <laughs> ondan sonra bütün bunları yaparsan şuradakiler daha çok çıkar ortaya dedi. Asıl dedi bu. Eyvah. Ya dedim ben 2023'te dedim, yepyeni bir artroz Özkök göreceğiz. Anladım ben. Şimdi sen şeyle göz kapağıyla başlayacaksın. Hayır 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 hayır, hayır. onu yaptın yani ben onu şey yapmam. Yüzümü yaptırmam. Çünkü niye yaptırmam? Bana dedi ki en sonunda ben dedi sana çok başarılı bir estetik yaparım seni dedi yüzünü 40 yaşında bir erkek haline getiririm ben dedi. Bana aynen bunu söyledi. Evet. Ve dedi senin vücut yapında dedi bu yüzü taşır dedi. Çünkü bazı insanın vücudu vardır. Tabii. Genç yaşında ama vücut taşımaz evet. onu dedi. Yalnız dedi sana bir şey soracağım. Vücudun taşır ben yaparım ama sen bu yüzü taşıyabilir misin dedi. <laughs> ya. Birden aklıma geldi sabahları kalkıyorum ben aynada bakıyorum Kelime 40 yaşında bir adam ya ben tamam mı? Hay Allah. Ben taşıyamam bu dedim. tamam <laughs> Ondan sonra bir de şunu düşüneceksin devamlı. Her bakan birazcık diye girip gidecek, gidecek falan yani. yani. tamam tanıyor seni herkes yani. Ben katıya <laughs> yaptıramam. Evet. Ama bak göz kapağımla ilgili ciddi bir şekilde düşünmeye başladım. Evet. Göz kapağımla bir şey yaptırabilirim yani. O Hı -hı. konuda garanti vermiyorum bak. Tamam 2023'te bence tabii ama bir de görüşünü engelliyorsa önemli bir defa e, sağlık e, meselesi. Şimdi evet şimdi Murat Boz'un da yer aldığı şey TV8 programı en çok izlenen program oldu ama tabii ki dijitaller falan çok etkilemeye başladı. Mesela tabii bence bu yılın tabii. starı Gülse Birsel'in dizisiydi. Tabii. Yılbaşı gecesi diye yılbaşından bir gün önce Disney Channel'da Evet, evet, evet yayına evet. koydular ve ben de yılbaşından bir gün önce izledim Gülse Birsel'in dizisini. Gerçekten keyifli ve çok komik bir Lize. Çok komik ya. Vallahi çok komik. Yani ya. ben şeye gittim. Ön gösterimine gittim. Evet geçen hafta ön gösterimine gittim. Ön gösterime gittim. Salonda bayağı büyük bir salonda ağzına kadar dolu bir salonda şey yaptık. Yani bütün salon ayakta alkışlıyordu sonunda. Ben neyi sevdim biliyor musun? Bak. Şimdi ben de bir sitede oturuyorum. Hı hı. Tamam. Böyle mı? bir sitede zaten. Seninki yani de böyle benim. Bir böyle bir sitede. Şimdi orada filmi seyederken çünkü evet misafir yani misafir çağıracaklar fakat sokağa çıkmaya sahilen ediliyor Covid'den dolayı çağıramıyorlar. O zaman diyorlar bu masayı yaptık sitedeki komşuları çağırın. Fakat birden anlıyorsun ki sitedeki komşular kim? Tanımıyorsun sitedeki komşuları ya ben de tanımıyorum ya tamam mı? Şimdi ondan sonra şimdi ya Tansu'yla konuştuk biz. Ya biz davet etsek acaba kimler gelir diye. <laughs> Yani Biz bir şey, sürpriz... ya, devlet bilmiyorum dedi. şey ben söylemeyeyim boş ver. <laughs> İsteyle ilgili bir şey söylemeyeyim de ama yani o kadar yani iler... bir de filmin sonunu o kadar güzel bağladı ki. Hmm. O ağlama değmez bu hay... evet. hayat bu gözyaşları şapkasıyla. Evet. Yani oyuncular çok güzel çok senaryo yani. tam bir durum komedisi. İrem Sak, yani... e, Boran Kuzum, Büşra Pekin, e, çok iyi yani. Ayta Sözleri, yani... Cengiz Bozkurt Şebnem Bozoklu nefis bir nefis bir kadro yani Şampiyonlar evet. Ligi'ni buluşturmuş Gülsevi'si. E. Yani düşünsene komşu diye çağırıyorsun mafya geliyor. <laughs> aynen ya Serkan Keskin harikaydı yani harikaydı. E, maşallah Türkiye'de artık her size de bir mafya <laughs> var yani. <laughs> Doğru. Ee, güzel tebrik ediyoruz. Çok beğendim. Baş başarılı bir iş. Şey. Fotoğrafta da senin... efsane fotoğraf oldu ama. Aa, ha, vallahi vallahi aynen bak. Aynen. Bir versene bir daha Özkök'ün fotoğrafını Oktay. Vallahi sen de var ya oyuncu kadrosunda gibisin. Bak Serkan'ın tam <laughs> altında böyle. <laughs> Müthiş. Efsane fotoğraf. Geçen hafta burada e, ya, yan tarafta da yangın söndürme aleti mi o? Yok hayır değil şey. Ama ya. ama yani bir beyaz Türk Yılbaşı evi hazırlanmış ki Allah yarabbim <laughs> evine, evde her şeyi tıkıştırmışlar. Geyikler var, kutup ayıları <laughs> var, noel babalar var. Her şey var yani. Penguenler var tamam mı? Çok güzeldi. Ee, Teoman'da da e, burada galada bir e, fotoğrafım vardı. Teoman Teoman'da fotoğrafım gördüm. vardı onu da konuşalım Teoman'da. Bak, Teoman evet. da ee, Teoman'da da sohbet ettik orada. Teoman'da oradaydı. Evet Teoman şimdi şeylerin... Yani ha, işte. bak. Teoman'dan fotoğrafı çektirdi. Katra fotoğrafı. Tamam o geyiklerin önünde baksana. Geyiklerin önünde bizde. Yılbaşından önceydi bu. <laughs> bir geyik... Geçen haftaki e, Gülse Birsen dizisinin tanıtımındaydı. Şimdi Okan Bayılgün'ün programında Okan Teoman'dan bahsederken Aha. dedi ki ya Teoman'ın da dedi, biliyorsun Teoman bir ara müziği bırakacağım ben dedi. Bra evet bıraktı. Bıraktım, bıraktım ben dedi. Bıraktım. Sonra tekrar hatta. başladı. Şimdi de diyormuş ki işte ben müziği bıraktım diyorum ama ne kadar konsere çıkıyorsam bunun yarısına çıkmıyorum artık yarısına gidiyorum diye. Dedim doğru mu dedim. Vallahi doğru dedi. Ben dedi hayatımı dedi yeni bir hayat yaptım kendime dedi. Aha. Hiçbir şeyi dedi zorlamıyorum dedi. Sabah dedi evden çıkıyorum. Bizim mahalle var dedi. Mahallede böyle güzel. Nerede evet. oturuyor bilmiyorum. Cihangir dedi. Cihangir. Ciyangir, <laughs> tahmin ediyorum. Tarif etti biraz öyleydi. <laughs> çıkıyorum dedi. Ne yapacağım hiç kararı yok dedi mahallenin bir ucuna yürüyorum bir öbür ucuna yürüyorum. Eğer canım isterse yürüyorum dedi. Bir Sonra kafeye şey. oturuyorum dedi. Üç tane büyük kahve içiyorum dedi. Sonra da hayat beni nereye götürse bunu yapıyorum diye çok ama üzerinde bir kurvaze takım vardı. Çok hoşuma evet. gitti. Aynen. Styles gibi. Evet, evet. Styles gibi. Çok Biraz güzel bir şey var dedi. Alkolden sigaradan bul alkol bulurlar. Alkolü hemen tabi bulurlar <laughs> bulurlar bulurla Ya gelmiş. şu ülkeye bak ne hale geldik ya. Vallahi billahi. Şimdi de, e, elimizde alkol. Şeyin yemiş. çok <laughs> güzel müziğini yaptı. Sevda mecbur İstikamet diye. Ee. Selçuk Yöntem'in filmi önümüzdeki hafta e, vizyona giriyor. Ona Çağınırmağan mı? E, evet Çağınırmağan. Ona da davet ama gidemeyeceğim ben burada evet, değilim maalesef. Ben, gideceğim, evet. ben gideceğim bu hafta. Gid, gid, bu Dördün, git git mutlaka Dördün, git. Dördünde falandı galiba haftaya konuşuruz onu. E, onun müziğini yaptı. Çok başarılı bir e, müzik e, Teoman yapmış, imza atmış. Tebrik ediyorum. O da yılbaşında şeydeydi, Bodrum konserindeydi. Ha, söyledi bana. Evet, Bodrum, Bodrum'da, Bodrum Belediye Meydanı'nda çıktı. Ve iki saat sahnede kalmış Teoman. Ve tabii ki sahnede yaptığı açıklama aslında söylediği şarkılardan çok daha fazla. Var mı o şey bir görelim arkadaşlar? Ses var mı bunda? Evet çok güzel. 100 yıl oldu. Lozan anlaşması sona erdi arkadaşlar artık falan hepsini çıkarabileceğiz. <laughs> ne diyor ne diyor ben anlamadım. Şimdi e, bu konserinde dün akşam yılbaşı e, çok güzel diyor Lozan anlaşma 100 yıl oldu diyor Lozan anlaşmasının sonuna geldik diyor artık diyor jelibonları çok rahat çıkarabileceğiz diyor. <laughs> <laughs> tamam. E, çünkü dün akşam itibariyle sosyal medyanın gündeminde Lozan anlaşması vardı çünkü biliyorsun Türkiye'de uzun zamandır Cumhuriyet'in 100. yılı geldi. Lozan Antlaşması'nın gizli maddeleri ortaya çıkacak. İşte hasta ya. Vallahi hasta bu adamlar. Yani ya. Vallahi paranoya, ya. Yıllardır devam eden bir paranoyaydı. <laughs> Bak bunlar falan lazonun çok gizli maddesi. 15 yıl önce üstüne beton dökülen Afyon Suud'daki madenlerin petrol rezervlerinin 2023'te çıkarılmasına izin veriyoruz. Masol Almanya, hocası, Fransa, Maso... hocası da var işte zaten arasında. Şimdi uzun süredir Türkiye'de böyle saçma sapan bir şey... Ne diyeceğim, bak ne diyeceğim Aynen. sana bakın. Biz hala... Biraz önce baktım ya konuşan kafa programlarında yok efendim bu 100. yılı mı yok 200. yıl mı yoksa Türkiye 100. yılı mı bilmem ne tartışıyoruz bunları. Hmm. Ya bak öbür taraftan da Fransa'nın felsefe hmm. dergisi geldi. Evet. Geçen yıl ölen çok ünlü bir karikatürist Semper. Sempe. Fransız ruhunu evet. en iyi çizen, en zarif çizen adamdır. Küçük Nikolalar diye onun çizgilerinde <laughs> yapan. Bak felsefe... Bir karikatüristin eserlerini felsefi açıdan almışlar. Yani bütün içinde Aristocular, Platoncular, Hegelciler, neciler çizimleri tartışıyorlar. Ondan sonra böyle bir takım ilkel evet. kafalar, Vallahi ilkel evet. kafalar ve bunla, bu ilkel kafaların bir takım uzantıları da televizyonlara çıkıyorlar. Efendim Lozan'ın gizli maddeleri Allah yerin dibine batın. Ulan şu ülkeyi kurtarmış artık. Ya bir fotoğraf var. Bak sana söyleyeceğim. Ah keşke şu fotoğrafı sana önceden gelecek hafta söz veriyorum sana söyleyeceğim. İşgal işgal altındaki İstanbul'da çekilmiş bir fotoğraf. Bir araba. Böyle arabalar geliyor yolda. Boğaz'da çekilmiş bir tane sürat bir şey var. Panosu büyük. Yani sürat limitini gösteren bir pano var. Tamam mı? En üstte İngilizce. Onun altında Fransızca, onun altında Grek alfabesiyle, Aha. onun altında Arap harfleriyle Türkçe en altta. Aha. İstanbul buydu ya. Aynen. Sürat işaretlerinin bile en altında ezilmiş Arapça alfabeyle yazılıyordu senin ana vatanının kendi milletinin Aha. dili. Doğru. Şimdi övünüyoruz 140 bin camimizde her gün 5 vakit namaz okuruyor, ezan Aynen. okuruyor diye. Ya insaf edin ya, insaf edin ya bitmiş bir avuç mendil kadar kalmış bir topraktan yeniden bir millet yeniden bir devlet yaratıldı yeniden bir halk yeniden bir ulus çıktı ve 100 yılını kutluyor şu anda. Evet. Dünyada yazılmış Müslüman dünyasında bundan daha büyük bir başarı hikayesi yok. Doğru. Ayıp yok. ya. Artık bırakın bunları ya bu vefasızlığı sanki hayat dün başlamış gibi. Tabii. Arkamızda yani. 700 yıllık bir devlet var. Evet o da bizim devletimiz. Üzerine kurmuşuz bitmiş bir devletten çıkmışız yıkılmış işgal edilmiş toplumdan bir devlet kurmuşuz ya elimizde olmayan imkanlarla ve oradan geldik şimdi sihalara, uçak gemilerine bilmem hmm. nelere. Cumhuriyet bu. Cumhuriyetin mühendisleri yapıyor bunu. Bunu yapan mühendisler bu ülkenin bedava cumhuriyetin kurduğu okullarında mühendislik okuyan çocuklar. Evet. O gemileri, o sihaları o mühendis gittik çocuklar işte. yapıyorlar. Tabii. Ayıp ya artık gittik gördük şeyde. Yani arkadan e, burama kadar geliyor bazen yani. Evet Lozan e, Lozan'ın işte gizli maddeleri falan diye dün geceden beri e, konuşuluyor tabii ki 100. yıl e, geldi. Yerin dibine batsınlar ya. Ay, e, şey ne diyor Gaziantep'ten pet nankör ya. Kuruyor. Hepsi nankör ya. Ruh nankör, ruh ya yani nankör olarak diye. E, şey. Evin bahçesinden bor çıktı falan filan diye bayağı makarasını yapan artık çünkü bunda dalgasını geçen işi dalgaya vuran Pek çok e, tweette e, dün akşamdan beri işte Teoman'da sahnede o Eti yüzden Eti Bank'ı kim kurdu ya? Evet. Eti Bank şimdi, diye. Yani, Aynen Evet e, Şimdi tabii e, 2023 yılbaşı ilgili son bir e, Not da şuydu Enflasyon enflasyon diyoruz e, Pahalılık diyoruz 2023 yılbaşı paketiyle 2014 yılbaşı paketinin e, Kıyaslandığı şey var Şimdi bak bu e, ekrana gelen 160 e, bu e, şey Bugünkü Gördüğün gibi bak 3 e, tane şey var Ne o gofret çikolata, bir tane gazlı içecek var, bir tane cips var. 2023 yılbaşı paketi, dop dolu yılbaşı paketi diye sunuldu bu 5 <laughs> 53 liraya. <laughs> bir de şimdi diğerine göre bu, bu yılın 2023'ün yani geçen hafta bu. 169 lira. Bu da 2014 yılının. Yani bundan sadece 7 yıl önce. Tabi bulurlamamızın nedeni şu. içinde şarap var, vodka var. Bak şunlar hepsi şarap, vodka, ee, rakı. Ee, böyle zengin, alt e, alta yazmışlar zaten bak, orada 20 satır <laughs> ürünlerin adı yazıyor. Hepsi 160... Ama asgari ücretimiz var, yurt dışında günde 3. <laughs> Değil mi? Espresso Bizim espresso tartışması şey filmine de girmiş, gördün mü? Var, mıydı, var mı da? Var tabii var var. Görmüş. Geliyor garson, espresso diyor, oradaki snob bir tane sizin Cihan girden bir, <laughs> bir karakter var orada tamam mı? Evet. O diyor ki espresso, espresso diyor tamam mı? <gülüyor> <Zaten> <gülüyor> Doğru, de. De. Evet, 8 e, yılda e, yaşanan enflasyon işte nereden nereye geldi. Şimdi tabii e, yılbaşına yıl başına en mutlu girenler EYT'lilerdi. 2 milyon 250 bin kişi. Seni ilgilendirmiyor tabii ama e, yıllardır beklenen e, bir karardı. Bizim ve... var. Benim evde kızım var. Va Oldu mu gülümsünde? Tamam. Olacak. Çok güzel. Hayırlı olsun. Herkese e, tebrik ediyoruz. İşte e, SGK önleri böyle kuyruklar vardı. Hala da var bu sabah. Hemen başvuruda bulunup. Bak çok güzel bir şey oldu. Muhalefet bastırdı. İktidar da muhalefetten geliyor diye şey yapmadı bu teklif. İktidar da buldu şeyini. Aha. Tamam mı? Gerçi ben sana söyleyeyim yani erken emeklilikler bu ülkeye ee, çok büyük ekonomi bakımından parlak şeyler getirmedi. İnsanları mutlu ediyorsun falan ama Süleyman Demirel de biliyorsun erken emeklilik kanunu o çıkarmıştı. Özal böyle şeylere çok direnirdi. Yılında. Özal böyle şeylere çok direnirdi. Erdoğan da başlarda bu tür şeylere çok direnirdi. Çok direndi. O da o da direnirdi yani. Evet. Ben dedi seçimi kaybetme pahası da olsa vermem böyle şeyleri falan diyordu ama işte seçimler kritik hale gelince tabii İskandinav ülkeleri böyle battı dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milletin ve ülkemiz zararını olan bir şey. İskandinav ülkeleri de nerede battı Asla ya? Ben de bunu üstü... anlamıyorum yani. 80 bin dolar, 90 bin dolar fert başına düşen gelirler de. Biz de şöyle batalım mı ya? Allah aşkına, <laughs> vallahi billahi yani. Ama e, şu konuda haklı. Tabii ki hiçbir e, ülkede bu kadar emeklilik yaşının e, erken olduğu bir ülke yok. Şimdi Ay, bizim böyle ya, bir lüksümüz var bir mı? E, yok tabii ki. Yani ben bu şimdi... Görüyorum benim eşim 44 yaşında bu EYT'den emekli oldu. İşte 44 yaş diyorum. Ee, arkadaşım oldu. var 45 yaşında emekli oldu. Bir arkadaşım var 46 yaşında emekli. <laughs> yani benim gerçekten aklım almıyor. Ben 48 yaşında emekli oldum bundan 4 yıl önce. Ve o zaman da ben aynı şeyi söylüyordum. Ya benim hadi biz 212'den gazetecilik yıpranma payından dolayı erken emekli olduk ama insanların ben 44 yaşında 46 yaşında emekli olmasını Aklım almıyor ve bu ülke için çok ciddi bir yük. Demin dediğin gibi 92 yılında demirel yaptı. 34-35 yaşında o zaman insanlar emekli oldu bu ülkede. Şimdi de 45 yaşında emekli oluyor. Yani düşünsene 45 yaşında emekli olan birine 45 yıl bu devlet emekli maaşı verecek. 90 yaş dersen ömrüne. E, kız çocuklarını 6 yaşında evlendirirsen 30 yaşında emekli olmaları da normal <laughs> yani. Abi yani olacak yani, şey için, ya. Vallahi gelecek yanı yok ama maalesef. Yani yani bir şey söyleyeceğim bu seçim saldık artık rasyonelite mantık yani bunca bu imkanlar bu normal, bu normal gitti bir şeydi yani. dışarıdan dolarlar geliyor bunlar hepsi bunların hepsi ondan sonra dolar dolara endeksli şeyler yaptık bilmem e, kredi lendirmeler yaptık hmm, evet. e, faizler yaptık bilmem ne yaptık şunu yaptık bunu yaptık yani seçim e, en geç işte 5 ay sonra seçim var. Seçimin ertesinde iktidara gelip o cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacak insanı ben vallahi, şimdiden merak ediyorum. Allah yani, Ne versen, Nasıl ya? Toparlanacak? Vallahi biz yani muhalefet de gelse Erdoğan da kalsa ya tamam uyduk şu muhalefete verdik bunları ama ya şimdi ne yapacağız diye ya? öbürü de biz de vallahi <laughs> muhalefetteydik bol keseden salladık ama <laughs> yani ne yapacağız şimdi diye düşünmezlerse ben de ne olayım yani. Ha. Ondan sonra bunlar enflasyon olarak dönecek bize. Dönecek tabii. ki yani bir sonra de... senin paket var ya. Ha. <laughs> oradan bir tane o herhalde Paket daha kalacak daha <laughs> kalacak sonunda. Yılbaşı zengin yılbaşı paketi diye tamam mı? Bir bir <laughs> kalacak. Yani şimdi 8 Eylül e, Eylül 1999 öncesi dediler. Şimdi 9 Eylül'de olanlar için de büyük haksızlık düşünsene. Onlar da şu an 60 yaşında emekli olacak. Bir gün geç girdiği için. Yani bu EYT meselesi artık Türkiye'nin bence çok ciddi bir e, ya imar affı gibi Vergi affı gibi her gelen hükümetin böyle e, seçim vaadi olarak vereceği bir olaya dönüştü. Ya bizim işte ben şeyi hatırlıyorum. Ercan Saatçi benim damadım. Hı. Ben hürriyetin genel yayın yönetmeniyim. Ercan da er, kısa dönem askerlik yapmak için bekliyor. Hı hı. Anladın mı? Ondan sonra fakat biz de sabah gazetesiyle şey yapıyoruz falan. Ben Ercan'ım ya Ercan dedim. Git dedim askerliğini yap yoksa dedim bak bu sabah gazetesinin falan diline düşersin. Şimdi benim yüzümden seni çok kırparlar falan dedim. Çocuk bekliyordu yani tamam mı? Ve sanatçı bu çocuk. Hayatının en kıymetli dönemi yani o tamam mı? Peki baba dedi çocuk da beni kıramadı. Ya gitti. Üç gün sonra kısa askerlik çıktı. ya Ercan 16 ay askerlik yaptı ya. Ondan sonra gelen şimdi çok ünlüler. Ha, ya hepsi, adamlar evet. 20 gün, 30 gün askerlik döndüler şeylerine. Ercan Hala. bütün hayatı bir şeylerde. Yani hiç olmazsa <gülüyor> <gülüyor> askeri garnizonlarda falan. gazinolarda falan. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Evet. Hayırlı olsun diyelim ama e, Türkiye kucağında büyük bir ekonomik Haksızlık e, yük. Bu, bu tür şeyler hep haksızlıklara yol açıyor. Doğru büyük, söylüyorsun. Yani bir gün sonra, o gün, gün sonra şimdi, 60 yaşında emekli olacak abi. Yani 9... Eylül 1999'da emekli olan 60 yaşında olacak. Diğeri 45 yaşında oldu. Neyse güzel şeyler evet. konuşalım hadi. Şu ilçelere de bakalım. E, Türkiye'deki ya Türkiye'de insani bilgiler. gelişmişlik listesi Evet. Açıklan. Şimdi bak bunlar çok önemli araştırmalar. Çok önemli Hı. araştırmalar. İnsanı e, İnsani Gelişme Vakfı diye bir evet, vakıf var. Gelişme vakfı. Çok hazır. ciddi bir kuruluş bu. Bunlar Hı. yani bir e, sivil toplum örgütü. Ee, bunlar iki yılda bir yapılar gal galiba. Türkiye'deki ilçelerin ee. gelişmişlik düzeylerini ama en az 30-40 ayrı değişkenle. Bunlar içerisinde yani e, altyapılar var, elektrik, Hı -hı. E, kanalizasyon, şu bu, temizlik. Ama aynı zamanda mesela hayvan barınakları, kadınlara yönelik projeleri bilmem Yol ne falan. Şimdi... Kişi başına düşen gelir, doğumda beklenen yaşam süresi, okur yazar, evet. okullaşma oranları dikkate alınarak hesaplanıyor. İnsani gelişme endeksi. Ve e, Türkiye'deki 32 şehirde, büyükşehir ve il sınırı içinde kalan 150 bin nüfus üzeri 177 ilçede bir araştırma evet. yapmışlar. Ve bunlardan 40 tanesi insani gelişmişlik açısından en yüksek ilçeler çıktı. Birinci ilçe İstanbul Kadıköy. Evet. İlk ona baktım şimdi ben. O öbür liste yok mu bize? Bir o şey versene ee, tekrar ok, o. O Ha, bak şimdi. İlk ona bak. Kadıköy İstanbul Sarıyer'e kadar geliyor. İstanbul, Kadıköy, Ankara, Çankaya, İstanbul, Beşiktaş, Şişli, Bakırköy bunlar e, insani gelişmişlik lisesi en yüksek olan ilçeler. E, Şişli, Bakırköy, Üsküdar var İstanbul'da. İzmir evet. Karşıyaka var. 8. sırada yine İstanbul Maltepe var. 9 Bursa Nilüfer Belediyesi var. 10'da yine İstanbul Sarıyer var. Şimdi burada bir dur. Bak şimdi. Bu 10 insani gelişmişlik açısından en gelişmiş 10 ilçenin 9'u CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen ilçeler. Doğru. Bir tek Üsküdar var. Üsküdar var. var. Üsküdar'da AK da parti. başa baştır yani. AK Parti ama başa evet. baştır. Ve çok da gerçekten hak eden bir belediye başkanı var. Başında belediye başkanı da kıymetli bir insan. Şimdi... Bu ilk defa böyle çıkmıyor. Geçen sefer de böyle çıkmıyor. Hmm. Şu 40'ın tamamına bakarsan en az 30'u, en az 25-30'u CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen. Şimdi ben buna bakıyorum. Acaba diyorum, insani gelişmişlik açısından yükseldikçe insanların eğitimi arttıkça hmm. e, hayat tarzları ona göre değiştikçe CHP'ye oy verir hale mi geliyorlar? Yoksa CHP'li oldukları için mi gelişiyor bu ilçeler? Bunu hmm. bunu bilmek mümkün değil. Ama ben, şurası kesin. Bence için... ilki CHP'li olduğu için gelişmeyen pek çok ilçe var abi. Kandı var mesela. var tamam. Bazı tamam. CHP'nin kalesi olup da doğru yönetilmediğine inandığım benim pek çok ilçe var İstanbul'da. Evet. Ee, ama e... tamam da tamam da şimdi bu araştırma. O gelişmişlik o senin fikrin. O gelişmişlik düzeyi. Tamam da bak şimdi biri senin eğitim fikrin Eğitim düzeyi, yüksek ilçeler. Biri da. biri bizim görüşümüz. Hmm. Biz burayı iyi yönetilmiyor diyoruz. Bu bir, bilimsel çalışmanın sonuçları bunlar. E. İkisini bunların aynı şeye sokamazsın. Anladın mı? Ben bir şey çıkarmaya çalışmıyorum bundan. Sadece bir bir gözlemi aktarıyorum ben. Fakat burada bir başka şey daha var. Gelişmişlik sıralamasına girmede çok sıçrama yapanlar var. O sıçrama yapanlar içerisinde işte AKP'li belediye başkanları var. Bazı AKP'liler tarafından yönetilen, AKP'li belediye başkanları tarafından yönetilen belediyelerde de hmm. gelişmişlik e, endeksinde sıçramalar var. Onlar giriyorlar. Mesela e, 13 14 15'te Fatih, Pendik, Tuzla evet. var. Üçü de evet. AK Parti. Evet. Şey. Evet. E, Ankara'dan Keçiören var AK Parti. Evet. İstanbul Beyoğlu var 18. sırada yine AK Parti. Ee, sonra sonra Eyüp Sultan 22. sırada, evet. böyle e, 36. sırada Samsun'da ilk adım belediyesi, o da iyi parti demiş, yani başka partilerden de ama tabii ki ilk 10 önemli, dediğin gibi de bu 40 liste içinde ağırlık şu <laughs> e, sırada hep CHP'li belediyelerin yönettiği yerler. Ama bence bu çalışmalar iyi bir şey oluyor çünkü belediyeler arasında bu hizmette rekabet duygusunu sokuyor, o iyi bir şey yani. Evet. Şimdi 2022 yılını bitirirken iki büyük efsaneyi kaybettik peş peşe. Biri moda efsanesi, biri futbol efsanesiydi. Biri Vivian Westwood, istersen önce onu konuşalım, Üzerine ardından da Pele'yi konuşalım. Çünkü oradan da Brezilya'ya bakmak istiyorum. Brezilya'da enteresan şeyler oluyor çünkü bu akşam da. Evet. Evet, Vivian Westwood işte ekranlara geliyor 81 yaşında. E, ölen e, ve 1970'li yıllara imzasını atan e, Punk Şimdi, ve Yeni Dalga Vivian, stiliyle adını duyuran Ben müsaadenle bu Vivienne Westwood'u kısaca bir anlatayım sana. Anlat çünkü tam da senin Şimdi e, Vivienne Westwood Vivienne Westwood 1980'lerin 90'ların en önemli İngiliz figürlerinden biridir. İşçi bir aileden anne baba işçi anne ev kadını, baba hmm. işçi bir aileden çıkan, din eğitimi almış başlarda bir kız bu. Ondan sonra birden fashion alanına giriyor. 80'li yıllar ve 90'lı yılların başı 80'li yıllar. E, İngiltere'de Beatles sonrası kuşak hmm. bunlar. Punk kuşağıdır. Punk kuşağında punk kültürü, punk kültürü dünyada Son 60-70 yıldaki en etkileyici kültür akımlarından sanat akımlarından ee. biridir punk. O punk akımındaki en önemli figürlerden biridir. Ee, Disney Plus'ta var mı Pink Floyd şeyle Sex Pistols grubunu anlatan Hı -hı. bir e, şey var. Konulu hale getirilmiş. drama Dramatizasyonu He, tamam. yapılmış ama Sex Pistols'u anlatıyor. Hı -hı. Sex Pistols da yani kraliçeye karşı meydan evet, herkes evet. tanrı kraliçeyi korusun derken tanrı kraliçeyi korumasın diye şarkılar yapan bir ekip şimdi o çocukların ilk dükkanını keşfedip hala o dükkan durur orada Hı -hı. giyindikleri yerdir Vivienne Westwood ama en önemlisi 1990'larda bütün dünyayı etkileyecek olan John Galeano evet. Alexander McQueen ve aralarında bir Türk de vardır bunun Rıfat, Rıfat Özbek, Özbek. Rıfat Özbek. Bunlar üçü Central Saint Martin okulundan mezun hmm. tasarımcılardır. Hüseyin Çağlayan. E. O da aynı okuldandır. Bunlar sadece İngiltere'yi değil, aynı zamanda modanın beşi olan Fransa'da Dior'ları, Chanel'leri de alt üst eden e. bir akımın öncüsüdür. O akımın başındaki en önemli figür de budur. Baş kaldıran, isyankar bir tasarımcıdır. Hmm. Dünya modasını İlk aşamasını Chanel'ler, diyorlar etkilemiştir 20. yüzyılın başlarında ama ikinci, 21. Evet. yüzyıl hazırlanan bunlardır. Doğru. Çok önemlidir yani bunun... Şu görüntüler de 2000, aynı zamanda bir aktivist tabii ki 2020'de aktivist, ha, olur. Tabii çok evet. ciddi bir evet. aktivist evet. yönü var ve... Çevrecidir. Evet İnsan hakları, Julian çevre... Julian Assange'ın evet. hapiste evet. olmasını evet. protesto evet. etmek için evet. kafese evet. girmişti ve Assange da şimdi cenazeye gitmek için cezaevinden özel izin almak istiyor. Da evet, evet. e, şeyin e, Westwood'un cenaze töreninin ayrıntıları hala belli değil. Evet. evet e, ve evet. cenazeye gitmek için Assange e, şey yaptı. E, evet. Başvurdu. Evet. E, cenaze etmek istiyoruz. Paul Son... McCartney'in iyi arkadaşıdır. Evet. Iyi evet. Çok, Aynen. Önemli yani. çok önemli bir insan. Yani popüler kültürün e, çok önemli ismiydi. Yani Sadece evet, İngiltere'de evet, değil, evet. dediğin gibi Batı dünyasında çok önemli bir ismiydi. Bir diğeri... Pele'yi e, de sana bırakıyorum. Evet, bir diğeri de futbol e, dünyası tabii ki. Pele, e, Pele'yi de hayatını kaybetti. 80 yaşında. Vesmus e, 81 yaşındaydı, Pele de 82 yaşındaydı. Ve e, tabii ki 29 Kasım'dan bu yana tedavi görüyordu. Ve kızı açıkladı hayatını kaybettiğini. Pele için 3 gün yaz ilan etti. Bolzanaro gider ayak. Belki de yaptığı, yaptığı en iyi şey oldu. Konuşacağız şimdi Pele'den sonra onu da. Ve tabii e, işte... Pele'nin golleri ekrana göre bir futbol e, efsanesi. Brezilya milli takımıyla 92 kez sahaya çıktı. Siyah İncil'e kaplı e, futbolcu. 77 gole imza attı. İsveç 1958, Şili 1962 ve Meksika 1970'deki Dünya Kupalarından 3 şampiyonlukla ayrıldı ve organizasyonda 3 kupa kaldıran tek oyuncu olarak da tarihe geçmiş bir isim Pele. İşte böyle bir efsaneyi kaybettik. Şimdi benim hayatımda çok önemli biri var. Ben bir futbol hastasıyım Hı -hı. İzmir'de. İzmir Spor takımının genç takımında yani o zaman genç takımı dibiydi, yani o sahada top oynadım. Ee, şimdi 1958 falan o dönemde İzmir fuarında dünya kupası maçları film Sen bir anlat bakayım bana. E, Mehmetciğim işte görüşmeler de e, yapıyor tabii ki Brezilya'da seçimler yapılmıştı Lulu kazandı Bolzano e, kaybetti ve kaybettikten sonra 1 Ocak'ta devir teslim töreni yapılıyor. Ancak 1 Ocak'ta devir teslim töreni yapılmadan ...iki gün önce yıl bitmeden Bolzanaro pılısını pırtısını toplayarak Amerika'ya kaçtı. Sadece o kaçmadı başka yardımcısı falan da şimdi yok. Şimdi kaçtı mı belli değil. <laughs> Döneceğim diyor ama ne zaman dönecek belli değil. Bütün yurt dışı medyası, e, batı medyası kaçtığını söylüyor valla. Şimdi, Kaç bak, şimdi bak biliyorsun e, Bol Bolzano için söylenen şey Latin Amerika'nın Putini. Evet. Yani popülizmin Latin Amerika'daki, Amerika'daki en büyük sembolüydü. Daha doğrusu e, Amazonya Trump ne diyorlar buna? Öyle bir şey derlerdi. Trump'a benzetiyorlardı. Trump e, Amazonya e, Amazonlu Trump gibi. Evet. Şimdi şimdi bak bu popülizm liderlere öyle bir duygu veriyor ki hiç yenilmeyeceklerini düşünüyorlar. Yani Seçimde yüzde elli oy aldıkları zaman bunu sanki ülke ona, ülkenin anahtarını cebine vermiş. Hmm, arkadaş abi sen ne istiyorsan yap. Eti semin kemiği bizim. ömrün sonuna çağır, kadar da yönet ister burayı. Ömrün sonuna kadar yönet falan. Şimdi bunlar yüzde elli nokta puanla geliyor. Yüzde elli birle yüzde elli geliyor. E tabi yüzde elli bir elli de gidiyorlar demokraside. Şimdi de öyle oldu zaten. 50.9'la gitti. Ondan sonra da mızıkçılık yapmaya başlıyorlar. Trump resmen hı hı. 15 Temmuz gibi darbe, darbe girişimi yaptı ya. Tabii. Darbe girişimi yaptırdı. Tamam mı? Şimdi bu da kaçıyor. Popülist liderlerin sonları hep böyle oluyor. Bak Latin Amerika geleneğinde bu var. Yani hani şimdi biz şarkı söylüyor ya. Don't cry for me Argentine evet. falan diye. Eva Peron. Onun kocası diktatör. Bir popülisti. Şimdi diktatörler Kendilerine tapınan insanlar yaratıyorlar. O tapınan insanlar onlara öyle bir güç duygusu veriyor ki hiç gitmeyecekmiş. Hatta ben seçimi kaybetsem bu adamlar ayaklanır öbür gelenleri indirirler ben gene devam ederim diye. Afrika'da falan gördük bunu söyleyeceğim. Gördük. Kimse kalamıyor. Kimse kalamıyor. Hatta Bozdan'ı tam böyle kiliseyi, miliseyi de kullanarak biliyorsun. Neler? Ya? Melekleri buraya tekrar ya. getireceğiz. Karısıyla beraber. Ya, evet. <laughs> Bunlar bizden önce şeytanları soktular saraya. Biz <gülüyor> şeytanları <gülüyor> temizledik dedi. Melekleri tekrar Tekras dedi. Tanrı'nın hizmetine, Rabbimizin tamam böyle. hizmetine verdik bunu dedi. Şimdi yalnız bir şey söyleyeceğim. Bak bu diktatörlerin, popülist diktatörlerin çok kötü bir huyları daha var. Kendilerine verilen yetkinin aslında ülkeyi dört yıl yönetme yetkisi olduğunu farkında değil bunlar. Hı hı. Ülkeyi memleketi kendi kasaları, kendi babalarının malı, babalarını çiftliği zannediyorlar. Sonunda da o çiftlikle öyle şeyler yapıyorlar ki adam gider ayak öyle iğrenç bir şey yaptı ki. Bak Neyi bir kere son? bir kere bir kere bir centilmenlik görev devrim teslimini yaptığı gün gitmedi oraya. Trump da gitmedi. Hı hı. Tamam mı? bu akşam, bu akşam e, imzaladı, e, görevi aldı Lula, yeni başkan tamam da, Lula. Tamam da. Ama teslim etmedi tabii ki. Yok, başkan yardımcısı da yok. İşte bu, bu akşamki kibir, bu kibir görüntüler. var ya bu kibir. Bu kibir. Tabii. Bütün popülist liderlerin de en büyük özelliği kibirdir. Anladın mı? O nobranlık. Hmm. Şimdi yaz gitmeden önce iki gün bir de tek başına bunlar istedikleri gibi kararname çıkardıkları için tek imza Tamam mı? Adam utanmadan bir de şeyi çıkardı ya. Yurt dışına giderse istediği adamı da yanında götürür devlet parasıyla diye. Ve uçakta <laughs> yanında karısının danışmanları var ya Ayıp i̇şte artık tam, yani. Tam yani. Tam tam. Ve böyle... 1 ile 30 Ocak arası bir de bir de Amerika'ya kaçtı. Aynen. Hepsi Amerika'ya kaçar bunlar. Ha. Tabii, ben sana söyleyeyim. Güzel, tabii. Ben daha şimdiye kadar Afrika'ya, <laughs> Katar'a, <laughs> Doha'ya kaçan görmedim. Hepsi Amerika'ya. İşte ee, işte bu akşam saat 9'da başladı tören e, Brezilya'da ve e, yeni yani başkan bu, Lula bu göre ben bütün popülistlere bence evet. ders olacak neyse verir. yine kazasız belasız Brezilya bir devir teslim törenini gerçekleştirdi. Ee, kardeş, ahlaksızca ve centilmenlik dışı bir e, teslim tamam, töreni zaten, oldu seçim ama seçim böyle bir şeydir ya. Demokrasilerde seçim seçim ilahi, tanrı tarafından insanlara verilen bir yetki falan değil ki neticede bir partiye veya bir cumhurbaşkanı adayına 4 yıl boyunca beş yıl boyunca ülkeyi Kanunlara ve anayasaya uygun bir şekilde yönetme yetkisi bu. Ee. Lula'nın tabii ki e, günlerce <laughs> e, sokakta kutlamalar e, yapıyorlar. Bugün de keza öyleydi. Kendisinden 20 yaş küçük eşiyle beraber Can e, Jean Jean e, şeyde. Kaç yaşında Lula? E, 77 yaşında. Ve e, nasıl anlatıyor biliyor musun? 20 yaşındaymışım gibi karıma aşığım. Karım için deli oluyorum bana tüm engellere karşı durma gücünü veren benim biricik karım falan diye işte bak böyle e, taraftarların önünde e, 77 yaşındaki e, Brezilya'nın devlet başkanı Lula e, sevgili e, karısıyla e, karısı öpüşüyor. Karısı 20 yaş küçük abi. E tabii, 57, 57 yaşında. yaşında. Yani, yani şimdi o... Yok ya kadın de. genç diye söylemiyorum. Yani aşkı anlatıyorum sana. Yani Ama öyle bir anlattık ki 23 yaşında, yaşında bir kızla berabermiş gibi. Yok beraber o an anlatmadım. Yani. Ben hadi 77 yaşında... Böyle bir aşkın tekrar yaşanabilmesine... Hayır öyle bir anlattık ki benim aklıma da şeytan sokmaya başladın yani. <laughs> meğer 57 yaşında kadın... Tansu duymasın. Bu bölümü kestiririz şeyden YouTube'da. <laughs> vallahi Tansu mahveder beni. Yani. Peki e, gelelim e, şeye Türkiye. Şimdi Türkiye tabii ki seçimlere e, doğru gidiyor. E, neyse ki bizde böyle bir... Şu seçim bir yapısı. Bir bitse değil vallahi, mi? Vallahi bitse şu. Çünkü şeyden korkuyorum artık. Keseyi öyle bir açtılar ki... Gelecek 20 yılımızı şu anda ipotek etmiş durumdayız. Bak sen bir şey söyle. Evet, Gelecek evet. 20 yılımızı ipotek etmiş durumdayız. Şu anda bak yeni gelen görüntüler bunlar. Evet işte e, Lula görevi devralıyor. Tabii ki e, Amazon yerleri e, yanında hemen. Ve e, kendisi de tutuklanmıştı biliyorsun. Kanser geçirdi. E, onlardan daha sonra atlandı. Ve yeniden 50.9 la. 49.1 e işte, şey aldı. 50.9. Şimdi bak bir de orada milli irade. Hmm. Tamam mı? 50.9. E 49'u karşıda. Şimdi hangisi milli irade bunların? Evet ya yani neredeyse pasta ortadan yarıdı yani ikiye bölmüş. Türkiye'de de şu var. Türkiye'de yani. de aynısı otuz %36 oyla geliyor. Milli iradenin temsilcisiyim. Ya peki tamam da %25 oy alan parti milletin iradesini temsil eden bir parti değil mi o da? Hmm. O da kendisine oy verenlerin iradesini temsil eden bir parti. He. Yani şu milli irade kavramının da Türkiye bu seçimden sonra bence bir yerini oturtmalı artık. O yüzden ben diyorum böyle yine yok başörtüsünü sokalım anayasa değişikliği. Ya hala hala her birimiz için utanç olması gereken bir şey var ya her birimiz için. Hala Hı. İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesine girip Türkiye Cumhuriyeti Anayasası yazdığın zaman gelen anayasanın üzerinde şöyle bir şey yazıyor. Kabul ediliş tarihi 1982. Evet. Askeri darbeden sonra darbe. yapılan anayasa darbe, ya. Darbe, arası, arası. İşte yeni Yani e, bana anlatmasınlar yeni demokrasi eski Türkiye yeni Türkiye yani tamam mı? Gerçek bu hala 82, bir tanesi. hala 82 anayasasına oradan bir yama koyalım oradan bir yama koyalım hmm. buradan bir yama koyalım yamalı bohçaya dönmüş bir anayasa çıkıyor o yüzden bence bu başörtüsü falan meseleleri falan da bırakıp yüzde askerleri ki yüzde 92 ile kabul edildi. Türkiye'de en az milli halkı, iradesi milli iradenin dibi değil mi o zaman da solcular şey diyorlardı efendim zatlar şeffaf falan bir palavra ya palavra insanlar gidip paşa paşa bu anayasaya oy verdiler yüzde 92. Ben hiç öyle darbe dönemlerinde e, hiç öyle verilen yapılan anketlerden seçimlerden hiçbirine 96'nın aşağı şey çıkıyor ama her tarafta işte. Her tarafta nerede şey var 96 92. Bak ben sana söyleyeyim ben askeri darbeyi de gördüm sivil darbeyi de gördüm Allah bana hepsini nasip etti yani. Hmm. Bana sorsan askeri darbe mi daha tehlikeli, sivil darbe mi? Bütün dünyadaki uygulamalarına baktığım zaman 10 20. yüzyıla sivil darbeler çok daha tehlikelidir. Hitler asker değildi. Mussolini Hı -hı. asker değildi. Anladın mı? Askerler geliyor neticede 3 yıl zaten duramıyorlar gidiyorlar. Ama sivil geldi zaman 20 yıl gitmiyor. Evet. Bunu da unutma. Ee, Akşener Kılıçdaroğlu görüşmesi vardı. 2,5 saat sürdü Çankala, Çankaya Belediyesi Ahlatlı Belediyesi sosyal tesislerinde. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve e, Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi. Tabii ki tek bir fotoğraf var. Bu fotoğraftan e, herhangi bir açıklama da yapılmadı. Daha sonra üzerine e, çok konuşuldu ama e, tabii ki hani araları bozuk mu, altılı masa dağılıyor mu? E, İmamoğlu'nun Saraçhane e, toplantısında gitmedi, derdi yurt dışındaydı. E, Meral Akşener gitti, aralarında gerginlik oldu mu olmadı mı tartışmaları? E, daha sonra... E ee, dedi ki ne kırgınlık var ne şu var ne bu var dedi Kılıçdaroğlu. Biz daha önce de görüşüyorduk. Görüşmeye de gayet doğal karşılamak gerekiyor diye. Ee, daha sonra yılbaşı için gazetecilerle bir araya geldiğinde o açıklamayı yaptı. Ee, Valla tabii... ben sana görüş onlar hmm. artık ayırlamazlar. <laughs> Öyle Hayır, mi? Abi, geldiğimiz noktadan itibaren ya dağılacak mı, dağılmayacak mı, bilmem ne mi yapılacak falan diye. Yani ee, bak ben de olaya şu iyimser şeyden bakıyorum. Bu seçimle ilgili değerlendirme yaparken ben Türkiye'de benim hayatım boyunca gördüğüm bir şey var. Gelen güçlü izlerler hep kendilerini alternatifsiz diye sunarlar. Alternatifim yok diye. Hmm. Şimdi sadece şu masada sadece şu masada Türkiye'yi rahatlıkla yönetecek insanlar var. En az 3 insan var. Altılı masada. Yani Kemal Bey çok iyi yönetebilir bu ülkeyi. Meral Hanım çok iyi yönetebilir. Kim diye Ali söyledim. Babacan. Hı. Çok iyi yönetebilir bu ülkeyi. Temel Karamolluoğlu. Son derece makul bir insan. Hı hı. Yani şimdi bu insanlar, bu insanlar bu ülkeyi rahatlıkla yönetebilirler. Türkiye'nin yönetime aday liderlik havuzu benim hayatımda hiç görmediğim kadar zengin şu anda. Aynı şey daha az ama AKP içinde de var. Daha az. Hı hı. Çünkü orada güçlü liderlik o kadar ve arkasında bir başarı hikayesi var. O güçlü liderliğin arkasında istediğiniz kadar kız. Başarılı bir liderlik var. Evet. Tayyip Erdoğan var. Yani kimsenin inkar etmeyeceği olan üstü işler yaptı. Şu geçen gün işte denize indirilen Anadolu evet. gemisi falan. Evet. Türkiye'nin geldiği sanayi bilmem ne şu bu falan. Anladın evet. mı? Yani bunları kimse inkar edilemez. Yapılan altyapılar, yollar, köprüler, Bunları kimse inkar edemez. Bir de inkar edilmeyecek bir tarafı var. Türkiye'yi Tayyip Erdoğan gerçekten bütün dünyanın kafasına Türklerle oynamayın, Türkiye büyük devlettir imajını yerleştirdi. Hmm. Şimdi bunlar Tayyip Erdoğan seçimi kaybetse de inkar edilmeyecek, kazanarak devam etse de inkar edilmeyecek gerçekler. Ama bunun yanında mesela eleştirdiğim... adalet ve e, mesela yani, bu Osman evet, işte Kavala kararı o taraflarda evet o taraflarda beni çok korkutuyor yani açıkçası. Evet. Yani şu Osman Kavala davasının onaylanması Tabii. ben yani içim kan alıyor benim içim ya. Niye biliyor musun? Herkesin başına gelebilir bu. Bak herkesin başına gelir. Bu Hı -hı. ülkede hiç kimsenin şu anda ne mülkiyetiyle ilgili ne özgürlükleriyle ilgili en küçük bir güvencesi yok. Tabii belediye, başkanı başkanı, %58'de belediye başkanı seçildi. %58 de belediye başkanı seçildi. %58 ya. 16 görevden milyon aldı. insanın. Geliyor bir tane bakan. Atanmış evet. bir bakan. Ben seni görevden alırım diyor. Hı. Alır. İşte onu diyor. Tamam mı? Hep anlatıyorum. İzmir'de Urla ilçesi. %78 CHP %78 oy aldı daha 2 yıl önce. Belediye başkanı. Hı. Bir şey taktılar. Aldılar içeri 2 yıl. Sonra 2 ay çıktı sonra. Hala kayyumla yönetiliyor. Herkes zannediyor ki Şırnak'ta, Mırnak'ta falan Kürtlere yapılıyor. Şey Urla'ya da başladım. Şırnak muamelesi yapılıyor. Aynen. Evet. Yani. Şimdi ile e, Kılıçdaroğlu e, görüştü. 5 Ocak'ta altılı masanın 10. toplantısı e, yapılacak. E, teknolojiler Üniversiteler'de 9 başlık 72 alt başlıkta konular üzerinde e, çalışılıyor. Ahmet Davutoğlu'nun e, ev sahipliğinde e, yapılacak. Bu arada tabii ki ee, Cumhurbaşkanı başdanışmanı e, Mehmet Uçumdan e, seçim ne zaman sorusuna ilginç bir e, yanıt geldi. En erken 9 Nisan, en geç 11 Haziran'da yapılabileceğini e, söyledi. En erken demesinin e, nedeni e, 6 Nisan'da 6 Nisan 2022'de alınan e, değiştirilen seçim yasasının e, 6 Nisan e, 2023'te e, in, sonra e, yürürlüğe girecek olması. Ya ben bir şey anlamıyorum Mehmet Uçum hangi yetkiyle ve ne adına böyle bir şey konuşuyor? Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan e, evet, tamam da abi. Cumhurbaşkanlığının Dolayısıyla... ne alakası var seçim tarihiyle ilgili? Ama yani şey nedir o? Hukuk politikalarını belirleyen e, bir şey olarak da danışman olarak da ya meclis ya... meclisi alması gerekiyor şeyi. <laughs> şimdi Cumhurbaşkanının ben şimdi anayasa olarak tam şey yapayım. Ancak Erken bir seçim ihtimalinde cumhurbaşkanının şeyi hı hı. söz konusu. Seçim zamanında yapılacaksa cumhurbaşkanının yetkileriyle bir alakası yok ki bunu. E işte öne çekilebilir. E, öne tamam. çekilebilir yani şeye. Evet. E, Mayıs diye. Mayısın. E, tamam meclisin onaylanması gerekmiyor mu şey? Mayıs almıyor mu bu kararı? Evet. E, yani cumhurbaşkanı devamlı konuşuyor. Seçim burada yapılacak şu şey yapı. Yani meclis başkanı konusu anlarım da. Ama yani, görüne görünen o ki Mayıs gibi görünüyor. hayır hayır He? hayır. Vallahi bana maşon şu. Cumhurbaşkanı diyor ki kardeşim siz ne yaparsanız yapın ben ne zaman istersem o zaman yaparım diyor. E, doğru. Hı -hı. Doğru da yani o yetkilerle yapar. Kanına gerek yok yani anladın mı? Şimdi eee iç politikada bu devam ederken dış politikada ilginç bir e, gelişme oldu. Milli Savunma Başkanı Hulusi <laughs> Akar. Bence çok Bit. önemli. Başkan Hakan Fidan evet e, bu hafta önemli gelişmelerden bir tanesiydi. Ee, Moskova'da buluştu. Kiminle buluştu? Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmut Abbas'la buluştu. Ee, üçü bir araya geldiler ve e, görüşme her iki taraf tarafından da e, iyi şekilde geçti, ılımlı geçtiği yönünde teyit edildi. Bu toplantıya Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu da katıldı. Böyle bir dörtlü zirve yapıldı. Şimdi yapıcı havada geçen toplantıda Suriye ve bölgede istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için toplantının devamı konusunda mutabık kalın dedi e, Sayın Bakan Hulusi Akar. Ve ilginç bir gelişme şu oldu. Bugün Esad'a yakın Elvatan gazetesi bir haber yaptı ve Türkiye'nin Suriye topraklarında bulunan askerlerini geri çekmeyi kabul ettiğini söyledi, yazdı. Ben pek ihtimal vermiyorum buna. Öyle mi? Evet, ben buna ihtimal vermiyorum. Yani bir Türkiye'de hiç açıklama yapılmadı mı? Bununla ilgili ya. bir açıklama yapılmadı Türkiye hiç yetkili tarafından. Olmasın, hiç kuşkunuz olmasın gelir bugünlerde açıklama. Evet. Şimdi ee, ama burada önemli olan şu bak. Nihayet biz aklın yoluna geliyoruz. Çünkü hı hı. biz 11 yıldır Suriye politikasını akılla değil duygularla yönettik. Değil mi? Başında neyle başladı bu iş? Suriye'deki olaylar başlayınca bizim Dışişleri Bakanımız gitti Suriye'ye neredeyse dışarıdan muhtıra verir gibi şu 10 maddeyi yap diye madde koydu önüne. Tamam mı? Yani onlar da dediler ki ya tamam mı kardeşim sen kim oluyorsun da bize 10 maddelik bir şeyi empoze etmeye çalışıyorsun diye. Evet. Şimdi ve neticede biz de kapıları açtık. O kapılardan maalesef maalesef dünyanın ne kadar işi pisliği varsa geldi buradan girdi içeri. yazık ki Ve değil. orayı içinden çıkılmaz hale geldi. Bizim başımıza içeride 5 milyon sınırlarımızın dışında kendi kontrolümüzdeki alanda da bir 5 milyon daha 10 milyon yükü bıraktı sırtımıza. Sadece o değil Afganistan yolunda açtı bilmem neyi de açtı. Şimdi geldiğimiz noktada şunu anladık. Suriye ile konuşmadan bu sorunu çözme imkanımız yok. Evet. Suriye kim? Suriye kim esas? Biz maalesef istedik, istedik. Müslüman kardeşler gelsin iktidara otursun. Bunu bekledik. Açık açık buydu beklentimiz bizim. Yani Mısır'da da buydu. Evet. Orada da buydu. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Suudi Arabistan'da binlem nerede de bunu istiyorduk biz. Hı -hı. Olmadı. Müslüman kardeşler tarihten şey silindi şey, bana göre silindi evet. silindi Türkiye'nin tarihindeki en büyük dış politika hizmetidir bu tamam mı desteklediğimiz bütün Arap dünyasındaki tam aksi bir sonuç verdi ve 11-12 yılımıza mal oldu şimdi evet yani 11, 11, 11, 11 yılımıza mal oldu şey, ayrıca ayrıca orası, 11 yıl sonra bir araya geliyor orası ayrıca daha bak daha neler olacak oradan daha dur bu yeni oralarda silah kullanmayı öğrenen 5 milyon tane adam geziyor orada. Adı Suriye Özgür Ordusu falan. Hmm. Palavra. Tamam mı? Yaptıklarını dış basından okuyoruz orada yapılanları biz. Evet. Şimdi nihayet anladık ki bu işi ancak Esad'la konuşarak. Esad şu anda ülkesinde duruma hakim. Evet. Hakim olmadığı tek yer var bizim kontrolümüzdeki yer. Suriye'nin kuzeyi. Orada da, orada da şundan şüphelerim var. Esad bir daha oradaki adamları tendir ülkesine kabul eder mi şüphelerim var. Adam çünkü şu anda içeride Tabii. layık Sünni Araplar, Hristiyanlar ve Alevilerden oluşan bir toplum yarattı. Hı hı. Yani işitini, daşını, Müslüman kardeşlerini hepsini dışarıda. Şimdi bunları nasıl tekrar kabul edecek, kabul et öbürleri gider mi oraya? Yok. Bence orada olmayacak. O yüzden Suriye'nin kendi topraklarında hakimiyete ele geçirmesi. Bizim için tek çözüm yoldur ama ne yazık yani, ki bunu yapmak da çok zor şu anda. Olacak gibi gözüküyor ya çünkü bu M4 M4 karayolunun da açılması konusunda. Ya ee... M4 karayolunu zaten biz Rusya ve İran'la yaptığımız neydi Aslan'a sözleşmesi evet, mi ne orada zaten biz taahhüt altına aldık. Hı -hı. Evet. Ayrıca bir şey söyleyeyim. Onun yeniden açılması konusunda. HTS diye bir grup var yapıyoruz. orada. Terör olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla kabul ettik. Birleşmiş Milletler'in terörist grup diye kabul etti. Bizim kontrolümüzdeki yerlerde fink atıyorlar. Ama işte her iki tarafın hem Türkiye tarafında hem Suriye tarafında işte YPG PKK konusunda oradaki e, milisler tamam. konusunda eee fikir olması güzel. Biz YP, YPG'yi biz hep Amerika ile çözme şeyinde çalışıyoruz böyle. Halbuki o Suriye ile daha kolay çözilebilir evet, o iş. Daha kolay. öyle, öyle şimdi ilk gelen bir e Evet. gel kardeşim topraklarınız ben de çekileyim. Aynen. Sen topraklarına hakim Hatta ol. Hatta birlikte operasyon Anladım. yapar mı Suriye Türkiye? Onda yapar. Mesela onda onlar yaparsın, yapılsa de, belki çok daha hızlı çözülecek. şakarsa yaparsın. Ya biz bu ülkeyle 11 yıl önce vizeleri kaldırdık arada ya. Evet. Aynen. Bence e, iyi adımlar atılıyor. E, bu görüşmelerin devamı e, gelecekmiş. Şimdi biraz e, daha e, e, eğlenceli konulara topu. geçelim. Gel kardeşim kardeş. <laughs> <laughs> Bak hemen anladım. anladım Kardeşine taktım. Şu versene şu güzel resmi arkaya ya. Bir görelim mi arkadaşlar? Kardeş yani. Şimdi... <laughs> döşe şu arka tarafı bir kardeş yan <laughs> Kardeş yanları görelim bakalım. Bu değil bu, bu değil. değil ama bu değil. ya yani şu arkaya ya, moldeki, bir kardeş yanları açalım şöyle ya. Ya. E, görelim. Şu evet. Şimdi e, tabii ki kardeş yan zayıfladı mı zayıflamadı mı meseleleri e, konuşuluyor. Geçen hafta sen de yazdın e, bununla ilgili. Şu boldeki görüntü verseniz arkadaşlar. Şimdi e, Y2K diye ee, bir şey var değil mi? Ee, evet. Y2K'nın ne olduğunu. Evet. E, 2000'li e, yıllarda Evet. Şu ortadakini kaldırın ha. Bak işte. Kardeşlerin İçimiz açılsın azıcık ya. Eh, Kardeşlerin son e, hali. E, evet şu solda Balenciaga evet, kıyafetleriyle. Evet, evet. E, müthiş görünüyor. kıyafetiyle. Şu evet. Merlin Moro kıyafetiyle olay olan e, kıyafet evet. zaten. Merlin Monroe'nun giydiği e, kıyafet ve onu patlattı mı patlatmadı mı taşları evet. döktü mü dökmedi mi diye ee, çok tartışıldı. Arkanda da iki tane eski hali var. Meşhur e, kalçalarının. Evet, evet. Bu hali gitti işte. Bunlar gitti. Bu tarafı geldi. <laughs> Aynen. Sen şimdi... hangi kardeş andansın şimdi? Ben ben şu siyahlı fotoğrafını çok beğendim ben. He. Evet. Çok beğendim. Şimdi bu kardeşanla ilgili biliyorsun yani bizim e, bazı arkadaşlarımızın gözünde sadece popodan ibaret bir kadın diye bakılıyor. Bu kadın çok iyi bir hukuk savaşçısı aynı zamanda hmm. hukuk eğitimi yapıyor ve mezun olmak üzere haftada üç gün staj yapıyor, hukuk stajı yapıyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nde cezaevlerindeki mahkumların şartlarının düzeltilmesi için kanun çıkarttırdı. Ta ta Beyaz Saraya kadar giderek böyle bir kadın. İkincisi şu anda bir marka haline geldi Aile ve bütün dünyada çok bugün konuşulan bir marka evet. ve imajını ve şeyi reddetti biliyorsun. Katar'a gitmeyi de reddetti. Açılış şeyine. Hmm. Ondan sonra. Şimdi e, iki haftada yedi kilo verdi. İki haftada ve şu elbisenin içine girmek için. Fakat şimdi şey tartışılıyor. Kardashian poposu modası geçiyor mu diye. Çünkü tam Kardashian poposu modası <laughs> yükseliyor. Ya ben <laughs> şeye gittim. Adbazer'e gittim. Şey işte Miami'ye. Plajda yatıyorum böyle tamam mı? Elimde meyve suyu falan böyle. Türkiye'den kopmuşum. Kemal Kılıçdaroğlu altılı masa Cumhurbaşkanı He. falan. Aklımda hiçbir şey yok. Etraf böyle kardaşan popo dolu. Miami çünkü kardaşan popo estetik cerrahi Cenneti, operasyonun tabii merkezi. Tabii. Ee, şimdi acaba tekrar gözden düşüyor mu diye bir tartışma başladı ama e, kız kardeşlerin e, Disney Plus'ta bir Reality şovları var. Orada şey yaptım biz vazgeçmeyiz diyor. Dar şeyden, streç şeyden. Çünkü hayatımıza popa çok önemli diyor bizde. Onun modasını biz taşıyoruz diyor. E, o kiloyu vermek için, 7 kilo vermek için günde 2 kez üzerinde sauna tarzı body giysiyle yürüme bandına çıkıp uzun süre koşup ter atmış. Evet. Sadece sebze ve sağlıklı proteinle beslenmiş. <laughs> evet. İki temel e, evet. kural. Evet. Ve, ve bununla e, zayıflamış ama ben çok kardeşhancı değilim abi. Yani e, tarz olarak da şey sen necisin? Artık. Sen Y2K'cısın. Ben Y2K'cıyım abi. Y2K çünkü düşük para, şey tamam. <laughs> yani şey nedir o? Salla parti modası. Evet. Giyime kuşama. Çünkü sizin bu döneminiz bitiyor abi. Bütün gelen yeni genç kuşaklar böyle şatafata zenginliğe onlara itiraz eden süslü olmaya görüntüye itiraz eden, makyaja itiraz eden yeni bir genç kuşak var artık abi. Z kuşağı diyoruz biz buna. Bak öyle başka bir kuşak geliyor. Yani bunlar bizim ya ya bizim kuşağımızı sen buna isyanla geldi bizim kuşağımız ya Beatles, Aynen. Rolling Stones, Carnaby Street modası. E sonra işte şey yaptın isyanla Allah, gelip yani... tam tersi oldunuz abi. <laughs> Ama e, ben tabii ki bu kardeşlerini daha fazla e, sevdim. Diğer o halde. <laughs> Sana söyleyeyim. Şuraya bir Y2K tipi koysunlar. <laughs> Düşük göbeği açık şeyle. E, Hangisi Çarpık terzi? bacaklı şeyiyle. E, blue, blue jean kot kumaşıyla bir de yanına bu hangisini istersin diye ben seni göreyim. <laughs> gerçek tercihini. Peki ben senin gerçek yettiğim... Bu e, popodan vazgeçilecek hmm. mi? Ya popodan öyle kolay kolay vazgeçilmez bir şey ki. O senin anatominde var olan bir şey ya. Ama bu, bu yok abi. Böyle bir şey var mı ya? Bu e Var. Afrika'da Çünkü var. neye yok? İşte Afrika'da var ama bunların hepsi implant yaptırıyorlar. Brezilya şey poposluğu bir şey var tamam, ya. Var da ondan normali olduğu zaman zaten şey oluyorsun abi model oluyorsun. Bunların hepsi... Sonradan sen de çok Sonra... uzmanmış gibi konuşuyorsun böyle tamam mı yani? E yani, şey anatomik yani... olarak ya her toplumda yani etnik anatomik denilen şeyler var, var yani. Peki. Bunları sen şey yapamazsın ki yani şimdi. Brezilya poposu diye bir şey var. Brezilya Latin insanların anatomik yapılarında. Peki ben senin şu arkandakini tercih ettiğini daha fazla ediyorum. Yazında yazmamışsın ama Nereden Nereden çıkardın sen bunu ya? Yazıdan öyle izlenim elde ettim. Benim etrafımdaki arkadaşlarım hep böyle diye. Benimle ilgili böyle şey var değil mi? Yani? <laughs> Aynen oradan. <laughs> oradan bir şey yaptım. Evet neyse Kim Kardashian'dan şeye geçelim. Ne o? Ronaldo'ya geçelim. Şimdi Ronaldo anlaşma şaşırttı mı şaşırtmadım seni. Uzun zamandır konuşuluyordu. Ve Ronaldo gitti. Ee, Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'la e, anlaştı, 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. 37 yaşındaki Ronaldo, yıllık ee, 75 milyon, 75 euro. milyon euro, 200 milyon e, euro gibi bir e, rakamdan yaklaşık 200 milyon alacak. Yılda e, 200 milyon alacakmış. Şimdi artık o anlaşma artık bunu bir merchandising anlaşması olarak görmek, futbol anlaşması değil artık o. Evet. Çünkü bu insanlar futbol hayatları bittikten sonra da Onların sahip olduğu şöhretleri devam ediyor. Şimdi Ronaldo'nun 500 milyon takipçisi var şeyde, e, Instagram'da. Hı hı. E bu bu ciddi bir medya bu. Bu adam bunu bunu bundan para kazanmaya devam edecek. Artık şöhret yaptığın iş bittiği anda biten bir şey değil. O evvelden de yani sen hürriyetin genel yayın vermenle ayrılınca hayatım bitiyor. Bambaşka bir şey başlıyor. Öyle değil artık. Başka bir hayat geliyor. Başka bir hayat devam ediyor. Yani Aldın sen de... Ronaldo olsaydın bu anlaşmayı yapar mıydın? Vallahi yani sen bak Ronaldo'sun. Kardeşim, bak kardeşim 75 milyon ya, doları senin önüne koysalardı ne yapardım bilmiyorum ben. Doğru benim önüme koysalardı ne yapardım ben de bilmiyorum. Ee, Ama Ronaldo'nun 75 milyon dolara ihtiyacım var abi. İhtiyacın var Ronaldo ya Ronaldo bu abi. Geçen gün işte yaptığı röportajı yayınladık biliyorsun. Kaç tane araban var diyor. Adam arabaların sayısını bile bilmiyor. Bugatti'den bilmem nereye. Yani para ile meselesi. Ya, bu çocuk bu seviyedeki, aniden, bu seviyedeki çocuk adamların para ile meselesi yok ki ya abi. Ya fukaralıktan gelmemiş yani. Bu çocuk yani bu ya. 75 milyon doları euro'yu ne yapacaksın daha? Allah Allah. Başkasının parasını ne kadar rahat konuşuyorsun sen ya? ya hayır abi Ronaldo'nun parasını rahat ya, konuşuyorsun. Etik değerleri var senin ve o etik değerler ben kabul etmezdim. Ne yapardın? E git git Amerika'da Evinde oyna. Git başka bir şey yerde olabilirim. oyna. Gel Galatasaray'da oyna. Gel Galatasaray'da oyna abi. Ya Galatasaray'a kaç para vereceksin? Allah aşkına sanki şimdi, abi, şimdi dedi, arayacağım buradan nef bizim aynen. şeyi. Aynen Erden'i ara abi. Bak Erden kaç şu... para veriyorsun Ronaldo'ya <laughs> diye. <laughs> bir ara biliyorsun ki vardı Galatasaray'a gel. Bak gelecek hafta abi. bizim sahaya geliyorsunuz ona göre. Evet evet o. Oh. Burada Çok... seninle hemen evet. sonra <laughs> maçtan sonra <laughs> Maç burada, burada hemen hesaplaşacağız. Hemen hesaplaşacağız. E, tabii ki e, bu bir devlet projesi olarak e, planlanıyor aslında, demin dediğin gibi. <laughs> Derin devlet. E, Suudi Arabistan ama bunu iki buçuk yıl oynayacak, e, 40 45'e kadar devam edecek futbol oynamaya. Ardından da yeni kurdukları e, şehrin tanıtımını yapmak için tabii oraya canım, büyük tabii. bir şehir kuruyorlar. E şey de yapıyor şu anda, Beckham, Messi de yapıyor. Beckham da yapıyor, 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 Beckham da, e, Katar da aynı şekilde yapıyor. 2029 yani Asya Kuş Oyunları'nın yüzü olacak. Evet 2020, evet. Oradan e, Amerika'ya gider. Eh yani, bilmiyorum yani. 2030'u e, almak istiyormuş. Herhalde FIFA bir dünya kupası Yalnız daha sonra, vermez değil mi? Ama vallahi bilmiyorum ama yani Katar bu işin altından çok iyi çıktı. E çıktı da abi yani yani, yani hepimiz çok büyük yani. ön yargılarla başladık ama belki de bütün hayatımız boyunca gördüğümüz en başarılı kupalardan biri gerçekleşti. Bir kere futbol kalitesi olarak futbol tabana doğru yayıldı. Avrupa'nın 3-5 ülkesinin dominasyonundan Latin Amerika'nın 3-5 ülkesinin egemenliğinden kurtuldu. Afrika girdi, başka ülkeler girdi, Arap ülkeleri girdi. Yani ben Katar'ın bu işi çok iyi başardığını düşünüyorum. Evet. Ve ve bir de bir şey söyleyeyim sana. Getirdikleri teknoloji olağanüstü futbola yani. Ölçümlerde, sahanın serinletilmesinde inanılmaz. Abi o kadar para olduktan sonra ne oldu? yani Ya futbol, kardeşim yani sen, biz Katar'da bak, oynamasaydık bak, da bak. Bak Mısır'da bak, oynasaydık ya da bak, Paris'te oynasaydık bak, de fark bu kadar edildi. basit Futbol değil. Bu kadar aynı şey. Bu kadar devam bu kadar basit değil. Bu insanları küçümseme. Bak, küçümse bu insanları değil, küçümseme. küçümseme. Şu anda Katar'ı, Birleşik Arap Emirlikleri'ni, Suudi Arabistan'ı yöneten yönetici kadronun eğitimi ve vizyonu evet, kesinlikle. ne Fransa'da var, yüz ne yüz Türkiye'de yüz var, ne başka yerde yüz var. Yüz, çünkü yeni kuşakları eğitimleriyle, eğitimleriyle falan. Aynen, kraliyet aileleri Yeni kuşakları çok iyi yetiştiriyor. İki yatırımcılığı iyi biliyorlar kaynaklarını yıllarca kullanamadılar kaynaklarını. Şimdi Dubai gibi bir projeyi yaratmak için bir vizyon lazım. Şu anda Katar Dubai'yi geride bıraktı. İşte Suudi Arabistan'da onların gerisine kalmamak için Kızıl Kızıldeniz kıyısına Neom diye o yeni şehri kuruyorlar işte. Kuruyorlar. Geçenlerde açılışı yapıldı. Davetliydim ben. Gidemedim. Meray Carey geldi açılışında. Çölde banyanla beraber inanılmaz bir proje yaptılar. Evet. evet hayırlı olsun. Ne yapalım? Ronaldo'nun Parası bizim züğürdün çenesi evet, yorar Evet, senin yoruyor <laughs> ya. Sitesi. Evet. Haftanın sonuna geldik. Yılın ilk programını bitirdik. Evet. Bir ne güzel konular işledik bakalım. Vallahi ne güzel, çok eğlenceliydi, çok keyifliydi. Evet. Umarım siz de keyif almışsınızdır. E i̇nşallah güzel bir yıl olur, ben onu evet. şey yapıyorum. Şu seçim geçsin artık çünkü... Yani seçimden evet, bir sonra artık... Vallahi ya. Bir rahatlasak, umurduğum. Evet, yani bir yolunu bu, görse Türkiye, hepimiz. Şimdi bak, Cumhuriyet'in yüzün, ikinci yüzüne hmm. giriyoruz artık. Yani... Artık Atatürk'ün kurduğu bir yüzyıl dönemi kapatıldı. Şimdi yeni genç vizyoner insanların evet. yüzyılı başlıyor artık, tamam mı? Cumhuriyetin kurucu temellikleri duruyor yerinde. Daha da kuvvetlenecek bunlar. Ama bizim ihtiyacımız olan bir şey var kardeşim. Bak. Şu son 20-30 yılda demokrasiyi, insan haklarını, adaleti, çevreyi, kadın haklarını, hayvan haklarını fazla küçümsedik ve geri plan ettik. Sadece siyasetleri... Ve bunları yapmadan da büyük halkta devlet da, olunmaz. Halkta da bu duyguları yerleştiremedik maalesef. Maalesef evet. şimdi övünerek söylüyorlar ya boşver insan hakları oy mu getirir diye. Evet. E ee, yani insan haklarının oy getirir olması lazım ve büyük devlet yani olmak bunun, bu kavramlarla oluyor. Yani, Turgut Bak, Özal Arabistan bile bu kavramları artık öne çıkarmaya başladı. Turgut Özal'ın 1989'da Cumhurbaşkanı seçildik Cumhurbaşkanı seçildikten sonra meclise veda konuşması var. Hüseyin Yayman bunu kitap halinde yayınladı bunları. AKP'li milletvekili evet. bana da gönderdi. Tarihi bir konuşmadır. Tarihi bir konuşmadır. Orada diyor ki, Meclise veda konuşmasında bir ülkede diyor üç hürriyet olmazsa o ülkede kalkınma gelişme olmaz diyor. Bir ifade düşünce ve ifade hürriyeti, hı hı. iki inanç hürriyeti, üç girişim hürriyeti. Evet. Yani girişimde de. Doğru. Bunların hepsinin temelinde de adalet liyakat liyakat umarız diyelim ve noktayı koyalım 2023'te bunların olacağı bir Türkiye ve i̇nşallah, yeni yüzyılında yeni yüzyılımızda bunların olacağı yani, Türkiye'yi hedefliyoruz diyelim. Yani ben hep e, Çetin Altan ölmeden önce bir şey söyledi ve çok benim içime oturdu o cümle. Çok içime oturdu. Çetin Altan'ın o cümlesi. Hmm. Çetin Altan'ın bütün hayatı Türkiye'de hakikaten solun evet. gelişmesi, demokrasi, Doğru. özgürlük, bunun için hapislere giren bir adam. Hayal ettiğimiz ülke bu değildi dedi. İlk yüzyıl Bir için insanın... olmuş o, olsun o. İkinci yüzyıl yani için inşallah. umarım hayal ettiğimiz ülkeye i̇nşallah. kavuşuruz. Hayal ettiğimiz ülkeye kavuşuruz Aynen. inşallah. Ee, önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın.